Herkese merhaba, ben Pınar, Pinütçe'nin kitapları blogunun sahibi. Sonunda ben de YouTube'da bir hesap açıp videolar yayınlamaya karar verdim. Aslında bu uzun zamandır aklımda olan bir konuydu ama bir türlü sıra gelmemişti diyeyim. Özellikle Onur'un, The Reading Lady Onur'un, Eren Nadir Akşamoğlu'nun ve Sergül Kato'nun videolarını izleye izleye ah bu işe ben de bir girsem, ben de bir başlasam video çekmeye diye düşünmeye başlayalı epey olmuştu ama son gazı Ebru Aykaş'tan aldım ve karşınızdayım. Video çekme aslında benim biraz aşina olduğum bir konu. Özellikle eşimle yaptığımız seyahatlerde, gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde ben bolca video çekerim. Hangi gün nereyi gezdik, neler yaptık anlatırım bir iz bırakmak adına. Şimdi bunu kitaplar için de deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak, hoşunuza gidecek mi? İlk video dün kütüphaneme giren 6 kitap hakkında olacak. Bundan sonraki videolar ise ya aldığım kitaplar, ya gittiğim kitapçılar, ya işte okuduğum kitaplar hakkında yaptığım yorumlar hakkında olacak. Uzun zamandır blog takipçilerimden aldığım bir geri bildirim vardı aslında. Yeterince kitap yorumu yapmamama ilişkin. Son dönemde blogumdaki yayınlara çünkü baktığınızda daha çok okuma şenlikleriyle alakalı veya kitap oburlarıyla yaptığım blog turlarıyla alakalı yayınlar görüyorsunuz. Kitap kendiliğinden yaptığım kitap yorumları ise yok denecek kadar az. Hal böyle olunca belki videolar aracılığıyla biraz daha az zamanda çok iş başararak yine kitap yorumlamaya başlarım diye düşündüm. İlk video öyle değil ama bundan sonrakiler için böyle bir niyetim var. Gelelim kütüphaneme gelen 6 yeni kitaba. Bunlardan ilki Yalçın Tosun'un Yapı Kredi yayınlarından çıkan son kitabı Bir Nedene Sunuldum. Yalçın Tosun bence Türk öykücülüğünün son dönemdeki en kuvvetli kalemlerinden birisi. Okurları tarafından daha çok LGBT temalı öyküler yazıyor diye anılsa da bence aslında sadece LGBT ile sınırlı değil, insan hayatındaki detaylarla alakalı çok güzel öyküler yazıyor Yalçın Tosun. 3-4 sayfayı geçmeyen fakat bu 3-4 sayfada dolu dolu cümlelerle, gözlem dolu cümlelerle mesajını doğrudan okuyucuya aktarabilen, anlattığı karakterleri yanı başınızda size hissettiren çok kuvvetli bir kalem. Benim geçtiğimiz Mart ayında Kitap Ağacı Ankara buluşması vesilesiyle tanışma, konuşma, sohbet etme fırsatı bulduğum çok beyefendi bir isim. Henüz bu kitabı okumadım ama diğer okuduğum 3 kitabı, Anne Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler, Peruk Gibi Hüzünlü ve Dokunma Dersleri çok beğenmiştim ikisini de. O yüzden bunu da severek okuyacağımı düşünüyorum. İlk kitabımız bu. İkinci ve üçüncü kitaplar İTEPİ yayınlarından çıkan kitaplar. Kütüphaneme geliş vesileleri ise şöyle. Dediğim gibi ben bolca seyahat eden bir insanım. İş ve özel sebepler nedeniyle. Özellikle magnet ve ayraç koleksiyoncusu olan kitapsever arkadaşlarımın da benden bolca ricaları oluyor. Gittiğim yerlerden onlara magnet veya ayraç almam konusunda. Fakat tabii bunun getirdiği maddi yük birlikte düşünüldüğünde her seferinde hediye almam mümkün olmuyor. O yüzden yakın arkadaşlarımla magnet kitap, ayraç kitap takasına girdiğim dönemler oluyor. Bu iki kitap da Ebru Aykaç ve Müfücüm'le birlikte girdiğim ayraç kitap takası sayesinde kütüphaneme girmiş kitaplar. İlki İTEPİ yayınlarından geçtiğimiz günlerde çıkan bir gotik edebiyat kitabı Vatek. Gotik edebiyat benim sevdiğim bir tarz. İTEPİ yayınları sevdiğim bir yayın evi. Kitabı da H.P. Lovecraft önermiş. Konusuna bile bakmadan aldırdım. Aslında kendim almış oluyorum. Ben gidiyorum magnet alıyorum, karşılığında kitap istiyorum falan ama yani kitabı ben almadım nihayetinde. Bana hediye edildi. Diğer kitap kitap ağacı nereden çıktı? İTEPİ yayınlarının sanırım Eylül ayında başlattıkları bilim kurgu klasikleri serisinin ilk kitap Dune'du Frank Herbert'tan. İkinci kitabı Kıyamete 1 Milyar Yıl. Arkady ve Boris Strugatsky yazarları tarafından yazılmış bir kitap. Ursula Le Guin'in tavsiye ettiği bir kitap. Yani bu kitabı
çok yazarları daha doğrusu Sovyet döneminin en büyük bilim kurgu yazarlarıymış. Hani İtaki bu klasikler serisini başlatmasa benim bilmediğim yazarlardı. Kitap da o şekilde. Ancak bu bilim kurgu klasiklerinin tamamını okumak gibi bir niyetim, arzum var. İtaki bu hızla kitap çıkarmaya devam ederse nasıl yetişirim bilemiyorum ama en azından çok kalın bir kitap değil. Bu da yine Ayraç kitap takasıyla kütüphaneme girmiş bir kitap. Dördüncü kitap kendimin para verip satın aldığı bir kitap. Balzac'tan Mutlak Peşinde, İş Bankası Hasan Ali Yücel Klasikleri serisinden çıkmış bir kitap. Instagram takipçilerim bilirler, benim devam eden, yeni başladı aslında, bu ay başladı devam eden derken, her ay ilk kitap Balzac diye bir etkinliğim var. Bu etkinlikte her aya bir Balzac kitabıyla başlıyoruz. Kitaplarımızın okunma sırası belli. Balzac'ın tüm kitaplarını değil tabii ki, o mümkün değil. Bu kadar çok kitap yazmış bir adamın külliyatını okumak zor. Herkesin de kalkışabileceği bir şey değil. Balzac'ın İnsan Komedyası serisinden çıkmış. Türkçe'ye çevrilmiş. Tüm kitapları çevrilmemiş durumda çünkü kitapları. Balzac'ın yazdığı sırada değil de okunmasının tavsiye edildiği sırada okuyoruz. Mutlak Peşinde de bu kapsamda herhalde Ocak'ta mı Şubat'ta mı o civarda okuyacağımız bir kitap. Niye şimdiden gittiğini aldım derseniz, iş arkadaşlarımdan biri olan, aynı zamanda da bir kitap dostu olan Bahar'la bizim kütüphaneye kitap alma bahanesi etkinliklerimiz kapsamında diyeyim. Her ay İş Bankası Hasan Ali Yücel klasiklerinden bir kitap alma gibi bir alışkanlığımız var. Bir yılı geçti herhalde biz bunu yapmaya başlayalı. O kapsamda zaten Balzac içinde okuyacağımız için benim seçtiğim kitap Kasım ayı kitabı. Ekim sonunda aldık ama Kasım ayı için. Beşinci kitap yine bir hediye kitap. Bu da dün hediye edildi bana. Yine kitap dostlarımdan biri. Aslında Postcrossing vesilesiyle tanıştığım ama sonrasında iyi arkadaşım olan Leslie'nin hediyesi, İsmail Kadare'den The Seed. İsmail Kadare Arnavut bir yazar ve maalesef hiçbir kitabı henüz Türkçe'ye çevrilmedi. Belki buradan bir yayın evi sesini duyar ve düşünür. Tarzını Leslie Necip Mahfuz'a benzetti. Aslında Necip Mahfuz da Türkiye'de kitapları tutmuş musallı bir yazar. İsmail Kadare de aynı tarzda yazıyorsa neden hiçbir yayın evinin radarında takılmadı bugüne kadar bilmiyorum ama ismi Nobel Edebiyat Ödülü adayları arasında da bahislerde geçiyordu Kadare'nin. Ben de Leslie'den bolca dinlemiştim ama hiçbir kitabını alıp okumamıştım. Leslie bana bunu dün hediye etti. The Siege ile başlamak güzel bir tercih olacak Kadare için dedi. O kapsamda kütüphaneme girdi. Umarım çok bekletmeden okurum. Son kitabım ise Gabriel Garcia Marquez'in edebiyatı hakkında bir kitap. Gabriel Garcia Marquez benim için aslında çok özel bir yazar. Gerek Pınar'ın rüyası etkinliğini bilenler bilir o vesileyle. Marquez benim bir rüyama girdi de bana bir kitaplar söyledi de onları okuyoruz falan. Bilinçaltımın bir oyunu. Bazı arkadaşlara göre Garcia Marquez hakikaten geldi bana ama her neyse o derin konulara girmeyeceğim. Bir bu sebeple. İkincisi bu yaz Future Learn üzerinden 6 haftalık bir etkinlik vesilesiyle aldığım bir Makondo'yu anlama kursu vardı. Kız kardeşim Pelin'in tavsiyesiyle bulduğum bir kurstu. Future Learn pek çok konuda çeşit çeşit kurslar bulabileceğiniz ücretsiz bir eğitim sitesi. Tabii İngilizce bilmeniz gerekiyor veya farklı dillerde de veriliyor. Gabriel Garcia Marquez'in Makondo'sunu anlama eğitimi İngilizce İspanyolca verilen bir eğitimdi. 6 hafta boyunca biz yazarın 4 öykü kitabını ve sonunda da 100 yıllık yalnızlığı okuduk. Bu etkinlik sonrasında hem Marquez'i ben daha iyi anlamaya başladım hem de yazınına daha da bir ilgi göstermeye başladım. Tüm Marquez kitaplarını edinip kütüphaneye dizmenin ötesinde Gabriel Garcia Marquez hakkında yazılmış diğer kitapları da toplamaya başladım. Bu kitap da o vesileyle satın aldığım bir kitap. İngilizce bir kitap. Satın alma yöntemim ise gidip Amazon'dan satın almadım bu sefer. Leslie'nin önerisiyle Ankara'daki
Homework kitap evi aracılık etti. Bu kitap evi Tunus Caddesi'nde ve kitapları yurt dışından getirtiyor ve etiket fiyatından size satıyor ve kargo parası da istemiyor. Sadece temin süresi 4-6 haftayı bulabiliyor. Ankara'da yaşayıp yurt dışından kitap satın almak isteyenlerin kullanabileceği bir kitapçı. Bu vesileyle onu da söylemiş olayım. İlk videomu çok uzun tutmak istemiyorum. Çünkü önce bir geri bildirimlerinizi, eleştirilerinizi, yorumlarınızı görmek istiyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Gelecek yorumlara göre de bundan sonra nasıl devam edeceğime karar vereceğim. Bu videoyu bu Türkiye için özel bir günde çekiyorum. 29 Ekim bugün. Cumhuriyetimizin 92. yılını kutluyoruz. Hepimize kutlu mutlu olsun diyorum. Ve videoyu tamamlamadan önce bu videoyu izleyecek herkesten rica ediyorum. 1 Kasım genel seçimlerin yapılacağı gün. Lütfen sandık başına gidin ve oyunuzu kullanın. Bu mesajı da vermesem olmazdı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese keyifli okumalar, iyi günler.